Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Makine mühendisliğine giriş dersi kapsamında 7. dersimizin konusunu mekanik enerji, iç ve güç oluşturacak. Biz önce mekanik enerjiye bakacağız. Oradan kısaca işe bakacağız ve gücü de tanımladıktan sonra bir iki örnek çözeceğiz. Dersimize başlayalım. Mekanik enerji kavramına girmeden önce yer çekim ivmesini bir hatırlayalım. Arkadaşlar küçük g ile gösteriyoruz. 9.807 metre bölü saniye kare veya 9.81 metre bölü saniye kare değerinde alıyoruz. Ama ne zaman alıyoruz? Deniz seviyesi ve 45 derece enlem için. Deniz seviyesi ve 45 derece enlem için yer çekim ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare alınacak. Aksi söylemedikçe problemlerde 9.81 metre bölü saniye kare olarak alabiliriz. Potansiyel enerji ile başlayalım. Mekanik iş kapsamında maddeler bulunduğu ortamdaki referans zeminden olan yüksekliklerinden yani kod farkından, kütlesinden ve kütlesine uygulanan yer çekimi kuvvetinden dolayı bir gizli enerjiye sahiptir. Bu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Bir referans çizgisi veya referans düzlemi ele alalım. Bu referans düzlemine bağlı olarak belli bir yükseklikte, delta H kadar yükseklikte bir cisim bulunsun. Bu cismin kütlesi M olsun, buna da G yerçekimi ivmesi etki etsin. Bu çerçevede bu cisim bir potansiyel enerjiye sahip ve bu potansiyel enerjiyi biz M çarpı G çarpı delta H'den hesaplarız. Burada U, G olarak göstermişim potansiyel enerjiyi ve M çarpı G çarpı delta H'den hesaplarız dedik. Joule biriminde. Kütle kilogram, yerçekim ivmesi metre bölü saniye kare, kod farkı veya yükseklik farkı metre ise potansiyel enerjiyi biz joule biriminde hesaplarız. Arkadaşlar UG referans düzlemine göre büyük 0, küçük 0, eşit 0 olabilir. Ona göre değerlendiririz biz problemleri. Gelelim elastik potansiyel enerjiye. Arkadaşlar uzatıldığı ve eğildiğinde bir cisim tarafından depolanan enerjidir. Metalik malzemeler örneğin elastik potansiyel enerjiye sahiptir. Yay tarafından depolanan enerji demişiz. Yine elastik potansiyel enerjiyi yay tarafından depolanan enerji kapsamında da değerlendirebiliriz. UE ile göstermişim. 1 bölü 2 K çarpı delta L'nin karesi Joule biriminde. Delta L uzunluk farkının karesi. Delta L'nin karesi demişiz formül içinde. O zaman uzunluk farkının karesi metrekare olarak alacağız. K yay sabiti, Newton bölü metredir birimi. Delta L'ye tekrar bakarsak, L eksi L sıfır dersek, son uzunluk eksi tabii ki ilk uzunluk olacak. Bu çerçevede UE'yi, elastik potansiyel enerjiyi değerlendiririz. Her zaman sıfırdan büyük. Zaten sıfır eşit olması demek, herhangi bir elastik potansiyel enerjinin olmadığını gösteriyor demektir. Gelelim kinetik enerjiye. Kuvvet ve moment bir makineye etkildiğinde bileşenler hareket eder ve hıza bağlı olarak enerji depolanır. Buna kinetik enerji diyoruz. Titreşim, dönme, ötelenme hepsi kinetik enerji içerir. Ötelenme yani düz çizgi üzerindeki harekete bakarsak kinetik enerjiyi biz UK ile gösterirsek bu 1 bölü 2 MV kareye eşit. Yine Joule biriminde. V kare hızın karesi yani metre bölü saniyenin karesi. Kütle M ise birimi kilogram olacak. UK da her zaman sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Gelelim bir kuvvetin yaptığı işe. Yatay bir piston silindir düzenini ele alalım. Bunun içinde gaz bulunsun ve gaz bir F kuvvetiyle, yani piston F kuvvetine maruz kalsın. Ve gaz F kuvveti altında sıkıştırılsın. Delta D kadar sıkıştırma miktarı olsun metre biriminde. Biz kuvvete F'ye bakalım. Bu F kuvvetini arkadaşlar göz önüne alıp delta D ile çarptığımızda işi elde ederiz. İşi V ile veya W ile gösteriyoruz ve birimi Joule. Newton çarpı metre demişiz zaten. Newton çarpı metre Joule eşit. Delta D büyük 0, küçük 0, eşit 0 olabilir. Sonuçta iş mutlak değer içinde yer alacak ve her zaman pozitif olacak. İşi biz Joule biriminde elde ettikten sonra bunu zaman farkını delta T'ye bölersek birim zamanda yapılan işi elde ediyoruz. Ona da güç diyeceğiz.
P veya P ortalama olarak gösterebiliriz. Birimi jül bölü saniye watt. Arkadaşlar 1 watt 1.341 çarpı 10 üzeri eksi 3 beygir gücü HP demişiz. Bu birimle de karşılaşıyoruz. 1 jül 2.778.10 üzeri eksi 7 kilowatt saat demişiz. Yani watt ile jül arasındaki dönüşümler hakkında da kısa bir bilgi vermişiz. Geçmişte zaten birimler hakkında çalışmış idik. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu mekanik enerjiydi. Potansiyel enerjiden söz ettik. Yerçekim ivmesi burada önemli dedik. Tabii ki kütle ve delta H yani kod farkı kapsamında potansiyel enerjiyi değerlendireceğiz dedik. Elastik potansiyel enerjiden söz ettik. Delta L'nin karesi çarpı K kapsamında değerlendireceğiz dedik. Yay sabiti K bizim için önemli. Newton bölü metre biriminde olacak. Kinetik enerji dedik. Hız çarpı hızın karesi, hızın karesi çarpı kütle kapsamında değerlendireceğiz. UK ile göstereceğiz. Ve bir kuvvetin yaptığı iş dedik. İşi F çarpı delta D'den hesaplayacağız. Joule biriminde güç birimine döndürmek istiyorsak onu zaman farkına böleceğiz. Şimdi iki tane önemli mühendislik problemini ele alalım. Arkadaşlar bu problem güzel, önemli bir problem. Geçmişte işlediğimiz her türlü bilgi de içinde var. Hepsini değerlendirerek problemi ele alacağız. Şekil ile verilen ve I kirişi ile U cıvatası kullanılarak dikdörtgenler prizması şeklindeki iki malzemeyi sabit konuma getiren bir sistemi ele alalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şurada iki tane malzeme var. Bu sabit olarak burada dursun demişiz. Bu bir kamyon kasası da olabilir. Bu malzemeyi bir noktadan bir noktaya kamyonla iletirken korumamız gerekiyor. Üstüne bir I kiriş koymuşuz. Altına da bir dikdörtgen kiriş koymuşuz. Bu arada malzememiz var ve malzemenin yerinden oynamaması için U cıvatayla bunu sıkıştırmışız. Şurada somunlar aracılığıyla şasi üzerine. Bu U cıvatanın yüksekliği 325 milim olarak verilmiş arkadaşlar. Bu bilgileri kullanacağız. Başka şasiye iki noktadan somun ile bağlanmış ve her iki kısımda 4 kN değerinde çekme kuvveti oluşmuştur. Yani U cıvatasındaki çekme kuvvetini de her kolda 4 kN olarak vermiş. Tamam. Biraz sonra zaten serbest cisim diramı üzerine tekrar bakacağız. Başka bu U cıvatası çelikten yapılmış ve çapı 10 milimmiş. Tamam. Bütün bu bilgileri kullanacağız. Önemli bilgiler 325 milim uzunluk, çapı 10 milim ve çelik malzeme ve her bir kolda 4 kN'luk bir kuvvet oluşmuş. Şurada sıkıştırma işlemini yapınca. Sorular önemli arkadaşlar. A şıkkına bakalım. U cıvatanın somun ile bağlanan kısımlarında oluşan çekme gerilmesini hesaplayın diyor. Hesaplayacağız. B şıkkı U cıvatasındaki birim şekil değişimini hesaplayacağız yüzde olarak. C şıkkı uzunluk değişimini metre ve mikrometre olarak hesaplayacağız. C şıkkı cıvatanın 325 milim uzunluğundaki düz kısmı için, yani şu kısımlar için, çap değişimini metre ve nanometre olarak hesaplayacağız. D şıkkı, U cıvatanın somun ile bağlanan kısımlarında depolanan, yani şu kısımda depolanan potansiyel enerjiyi, yani elastik potansiyel enerjiyi jül olarak hesaplayacağız. Elastik potansiyel enerjiyi bu derste gördük ama diğer şıkları bundan önceki derslerde gördük. Çelik için elastiklik modülü 210 GPa ve Poisson oranı 0.3 olarak alınacak. Arkadaşlar elastiklik modülünün yine geçmiş derslerde çalıştık. Onun tablosu var. Burada Poisson oranı var. Onu da bu derste çalışacağız. Önce serbest cisim diyagramına bakalım. U cıvata bizim için önemli. Her bir tarafta 4 kN'luk kuvvet var. Bu çerçevede 8 kN'luk ters yönde bir kuvvet var. Şurada da daha güzel göstermişiz. Eğer şasi buysa burada 4 kN yukarı doğru kuvvetler oluşuyorsa aşağı doğru da 8 kN bir kuvvet oluşacak. Yine şurada güzelce göstermişiz. Yani serbest cisim diyagramını güzelce incelerseniz kuvvetler burada güzelce gösterilmiş. Bilgi olarak şunu söyleyelim. Kuvvet etkisi altında bir kesitin gösterebileceği
daralma veya genişleme şiddetini belirleyen malzeme özelliği boysuz Poisson oranı olarak isimlendirilir. Bu derste bunu ele alacağız ve arkadaşlar nü harfiyle gösteriliyor. Şurada V'ye benziyor. Bu nü harfi. Çubuğun çap ve uzunluk değişimine göre tanımlanır. Şimdi delta D demişiz. Çap değişimine göre tanımlayalım. O zaman eksi Poisson oranı mü çarpı D çarpı delta L bölü L olarak bu tanımlanıyor. Arkadaşlar denklemdeki eksi işareti çekme kuvveti etkisi altında çapın küçülmesi, baskı kuvveti etkisi altında ise çapın genişlemesini gösteriyor. Birçok metalik malzeme için bu arkadaşlar nü 0,3'ten küçük alınabilir veya genel olarak 0,25 ile 0,35 arasında değişir. Evet, çözüme geçelim. Arkadaşlar A şıkkı çekme gerilmesini bizden istiyordu. Çekme gerilmesini biz F bölü A olarak geçmişte çalıştık. Sigma cinsinden. Bu çekme gerilmesi için de önce kesit alanına bir bakalım. Civatanın kesit alanını ele alalım. Kesit alanı pi çarpı d kare bölü 4. D çapı 10 milim olarak verilmişse pi çarpı 10 milimin karesi bölü 4. Alan kesit alanı 78,54 milimetre kare çıkıyor. Bunu metre kareye çevirelim. 7,854 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre kare. Tamam. Paydayı hallettik. Pay kuvvet. Kuvvet 4 kilonewton veya 4000 newton. O zaman bu iki değeri birbirine oranlarsak 5,093 çarpı 10 üzeri 7 newton bölü metre kare veya pascal olarak çekme kuvvetini bulduk. Arkadaşlar bunu 10 üzeri 7 var burada. Megaya çevirmişim ben. Tamam. 1 pascal 10 üzeri eksi 6 mega pascal ise sigma 50,93 megapaskal olarak bulunur. Evet. Çubuğun düz kısımlarında önemli bir miktarda gerilmeler vardır. U civatasının 90 derece köşeleri olan ve I girişine temas eden üst kısımlarında farklı bir analiz gerekmektedir. Biz sadece düz kısımlar için bunu yaptık. A şıkkını hallettik. B şıkkı düz kısımdaki birim şekil değişimi. Arkadaşlar bunu da geçmişte çalıştık. Epsilon sigma bölü E'ydi. E elastisite modülü, elastiklik modülü veya 210 çarpı 10 üzeri 3 megapaskal olarak verilmiş. Sigma'yı biz bulduk şimdi. 50,93 megapaskal. Bu ikisinin oranını da yüzde olarak bakarsak %0,02425 çıkıyor. Boyutsuz bir sayı. Şekil değişimi bu kadar küçük oranda gerçekleşmiş bu çelik malzeme için. C şıkkı U cıvatanın uzunluk değişimi. Bunu da çalıştık. Delta L dersek buna epsilon çarpı L'ye eşit. Epsilonu 2,425 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulduk. Çubuğun uzunluğu yani U cıvatanın uzunluğu 0,325 metre. Bu çerçevede bu ikisini çarparsak 7,882,10 üzeri eksi 5 metre civarında U cıvatanın da uzunluk değişimi var. Bunu mikrometre olarak da ifade ettiğimiz soru 1 metre 10 üzeri 6 mikrometre ise delta L 78,82 mikrometre olacaktır. Küçük bir değişim var. Ç şıkkına bakalım. Çap değişimi. Arkadaşlar bunu yeni öğreniyoruz. Çap değişimi Poisson oranı çerçevesinde belirleniyor. Eksi nü çarpı d çarpı delta L bölü L. Hepsinin sayısal değeri var. 0,3'ü bize vermiş. Bunu gerekirse kitaplardan, tablolardan buluruz. D çapı 0,01 metreye çevirmişiz. Delta L'yi bulduk. 7,882 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre. L de zaten U cıvatanın boyu 0,325 metre. Bu çerçevede eksi 7,276,10 üzeri eksi 7 metre çıkıyor. Küçük bir değer. Bunu nanometre olarak ifade et demiş. 1 metre 10 üzeri 9 nanometre ise bu da 727,6 nanometre. Arkadaşlar çelikten yapılan U cıvatasındaki uzunluk değişimi bir insanın saçının çapı kadar. Yani çok küçük bulduk biraz önce. Ve çap değişimi
ise bir ışığın dalga boyundan bir miktar daha fazladır. Değişimler göz ile zaten görülmez. Çok küçük miktarda kaldı. Ama başka bir soruda daha büyük değerler çıkabilir. Biz burada yöntem öğreniyoruz. D şıkkını bu derste öğrendik. Elastik potansiyel enerji hesabı. Elastik potansiyel enerji 1 bölü 2 K çarpı delta L kareydi. Ama burada önce K'yı halletmemiz şart. Bu da rigidlik veya yay kat sayısı olarak K ele alınırsa, onu geçmiş derslerde ele aldık. E çarpı A çarpı bölü L'ye eşit. Elastiklik modülü 210.19 Pascal'dı. Bakın burada Pascal'a çevirmişim birim analizine dikkat. Kesit alanını bulduk. 7.854 çarpı 10 üzeri eksi 5 metrekare. L boyu ise 0.325 metre olarak alınmış. Buradan K 5.075 çarpı 10 üzeri 7 Newton bölü metre çıkıyor. Yani rigidlik veya yay kat sayısı burada kullanacağız. Delta L'yi önceden hesapladık zaten. 7.882 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre bunun karesini alacağız. K ile çarpacağız. Tabii ki 1 bölü 2 ile de çarpacağız. Sonuçta 0.1576 Joule, Newton metre Joule eşit zaten. Arkadaşlar dikkat, 2 adet düz kısım var. O zaman ikisinde de elastik potansiyel enerji var. O da 2 ile çarparsak 0.3152 Joule. Her birine de bu kadar, ikisinde toplam bu kadar elastik potansiyel enerji var. Güzel bir problem, güzel bir mühendislik problemi. Güzelce anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Siz bunu bir daha inceleyin. İçinde bütün işlediğimiz bilgiler var. Diğer örneğe geçelim. Bu da güzel bir mühendislik problemi. 4 katlı bir binada yük taşımak için kullanılacak olan bir asansörün elektrik motorunun kapasitesinin belirlenmesi. Elektrik motorunun arkadaşlar gücünü belirleyeceğiz. Güç birimi watt. Asansör kabininin ağırlığı 2200 Newton olsun. Bu bilgiler bize verilecek. Taşıdığı maksimum yük kendi ağırlığı artı 11.000 Newton. İçine koyduğumuz yük arkadaşlar 11.000 Newton olabilir. Asansör 20 saniyede yer seviyesinden 4. kata çıkıyor. Bu da önemli. Bunu ya biz ölçeceğiz ya bize verilecek. Sonuçta yer seviyesinden 4. kata kaç saniyede çıktı önemli. Problemde çözümde kullanacağız. Toplam yükseklik değişimi 15 metre, delta D, yani zeminden 4. katta çıkarken 15 metrelik bir yükseklik değişimi var. Bütün bu bilgileri kullanarak biz tabii ki bu asansöre ait elektrik motorunun gücünü, kapasitesini belirleyeceğiz. Güçten başlayalım. Güç ne? P ortalama olarak görmüştük. İş bölü delta T zaman aralığı. Bu noktaya kadar problemi getirmek için önce yapmamız gereken noktalara bakalım. Kabinin ağırlığı 2200 Newton verilmiş. İçeri konulacak maksimum yük 11.000 Newton. O zaman tam olarak yüklenmiş asansördeki maksimum kuvvet bize lazım. Zaten motoru maksimum kuvvete göre belirleyeceğiz. Motorun gücünü. Tam olarak yüklenmiş asansördeki maksimum kuvvet V kabin artı P yük 13.200 Newton. Tamam. Kabinin kaldırılmasında yapılan iş F çarpı delta D kadar. 13.200 Newton 15 metre sıfırdan zeminden yukarı 4. kata 15 metre. O zaman 198 kilo jül olarak hesaplamışız. Arkadaşlar 1.98 10 üzeri 5 Newton metre zaten jül demek. Bunu kilo jülle çevirirsek 198 kilo jül. Tamam. Ortalama güce geçelim. Dedik ya 20 saniyede zeminden yukarı gidiyor. O zaman delta T zaman farkı 20 saniye. İş 198 kilojül, o zaman 9.9 kilovatlık bir güç bizim sağlamamız gerekiyor elektrik motoruna. Bu zaten minimum güç. Biraz sonra tartışacağız. Bunu beygir gücü cinsinden yazmak istersek arkadaşlar, bir beygir gücü 745.7 watt. O çerçevede P ortalama 13.28 beygir gücü. Şimdi bir tartışmamız var. Asansörün elektrik motorunun minimum kapasitesi 13.28 beygir gücü olmalıdır. Hava direnci, sürtünme ve diğer etkiler göz önüne alınmamıştır gördüğünüz gibi burada. Tasarım mühendisi motor verimini, aşırı yüklenme oranını ve emniyet katsayısı gibi D
diğer faktörleri de dikkate alarak belirlemelidir. Biz kesinlikle burada 13.28 beygir güçlü bir motor seçmeyeceğiz. Daha yapmamız gerekenler var. Onlar da ileriki derslerin konusu. Hepsini öğrendiğinizde siz buradaki gerçek gücü belirlemiş olacaksınız. Arkadaşlar ders 8'de görüşmek üzere.